El, öp, el öpsünler büyüklerinin vesaire, ya bir fotoğraf geldi, e, Tramvayın tramvayı çalıştıramıyoruz, şikayet üzerine fotoğraf geldi, kapısında böyle binlerce insan yığılmış. Bir dakika, bir dakika, çok özür diliyorum, çok önemli olduğu için Ümit Özdağ'dan bir açıklama geldi, tam bu konuyla ilgili, özür diliyorum sözünüzü kestiğim için. Öncelikle elinize sağlık gençler, size Zafer Partisi'deki şablonları da verelim diyor ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. İçişleri Bakanı olarak yollayacağım Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın Luna Parkı zanneden Kadınlarımıza cariye muamelesi yapan Sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren Selefi cihatçı örgütlenme yapan Ve yılda 11 milyar dolarımızı Yiyen Herkes gidecek bugün saat 11'i bekleyin Ha buradan benim anladığım Şimdi zaten dün ben Ümit Özdağ tarafıyla Konuştuğumda çok büyük ihtimalle Anlaşıyoruz demişti Kılıçdaroğlu'ya Bu tabakada vardık demişti Buradan benim anladığım doğruysa Kendisi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda İçişleri Bakanı olacak ve bu mülteciler konusunu öyle diyorlardı dün. Dediler ki kapsayıcı bir, tam da sizin söylediğiniz gibi bir çözüme kavuşturacağız diyorlardı. Buyurun lütfen devam edin. Tabii ben o görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın ve Sayın Özdağ'ın gündemi ve bir bilgiye sahip değilim. Kendisi paylaştığı için buyurdum. Şimdi o görüntüde bir kapıya yığılmış... Ee, tümü e, şey erkek ve 19-20 yaşlarında 23-24 yaşlarında 25 yaşlarında delikanlılar ya kardeşim bu bu sordum kim yani bu nasıl bir görüntü evet. yani? bayramda şu görüntü oluyor kalabalık oluyor ama yine insanlar çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle gezmeye gidiyor otobüse binmiş vapura binmiş tamamı ...mülteci, sığınmacı adına ne diyeceksek... ...bir görüntü... ...bakın bu olmaz... ...bu olmaz... ...bu memleketi bir e, depoya döndüremezsin... ...böyle bir sorgusuz, sualsiz bir dünya yok... ...hiçbir ülke... ...bakın hiçbir ülke... ...hiçbir millet... ...kendi haklarını... ...bu kadar ucuza bir başkasına vermez... ...devretmez... ...yapmaz bunu... ...sen ki dünyanın en eski devlet geleneklerinden... Birine sahip bir devletsin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yaşındadır ama bu milletin devlet geleneği binlerce yıllıktır. Bu topraklar da bin yıllıktır. Siz bu geleneği yerle bir ettiniz. Bakın onun için canımı yakan bu görüntüden sonra bunu görünce çıldırdım. Şimdi bu ne efendim? yani burada işte nedir? Ha, Turkish Girls. Girl aramalarında ilk ilk. E, sırada özellikle işte Afganistan, Bangladeş vesaire vesaire. Şimdi yani Google'a girip ya, Türk kızları diye arama yapıyoruz. Tamam. Şimdi bu bu bir veri midir? Bir veridir. Bir veridir yani. Ve ben şimdi Fatih'e gidiyorum. Başakşehir'deydim. Birçok yere gidiyorum. İlk tepki şu. Bizi kurtarın bunlardan. Şimdi bakın insan insandır. Biz hiçbir insana kötü gözle bakmayız. Ben sosyal demokrat bir partinin ferdiyim ve ben bir sosyal demokrat insanım. Hı hı. Mülteci meselesinin, sığınmacı meselesinin nasıl yönetildiğini dünyanın en demokrat ülkelerinden alıntı yapar, ona göre çalışırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk sığınmacılar için birim kuran belediye başkanı benim. Hı hı. Aynı zamanda İstanbul Planlama Ajansı'nda buna dönük saha araştırmaları yaparak dünyanın bütün kurum kuruluşlarıyla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere hepsiyle ortak çalışmaları yapan yine benim. Bu konuya hassasiyet gösteren benim. Avrupa Birliği ile beraber, Avrupa Birliği Büyükelçileri'yle ile beraber bu konuyu masaya ta taşıyıp tartışan benim. Ama biz şöyle bakarız meseleye. Örneğin Almanya ile konuşurken ya kardeşim sen bu süreci nasıl yönetiyorsan ben razıyım ona. Bak ben razıyım. Çünkü biliyorum sistemlerini. Biz sorgusuz sualsiz bu insanları bu ülkeye yığdık. Göz göre göre ve artık bakın artık sayı bile veremiyorlar. Kendileri bile sayı veremiyor. Ben aylarca yazı yazdım biliyor musunuz İstanbul valiliğine sayı sayı diye. En sonunda çıktılar bir açıklama yaptılar. Biz bu şehirdeki su tüketiminden şundan bundan sayıyı görüyoruz. Siz buraya mülteci yığacaksınız. Daha ötesi bakın bunlarda paylaşmak isterim. Ne diyor mevcut bakan? Suriyelileri gönderemeyiz. Allah bizi yakar. Efendim Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün dedi ki <laughs> Habertürk'te benim babam dedi çoban bulamıyor dedi. Gönderemeyiz Şimdi, dedi. Böyle bir şey olur mu bakar mısınız? Mustafa Şen demiş? şöyle diyor. Türkiye'den Türklerin gitmesi yönünde Suriye'den gelenlere sordum. Temmuz geçen yıl diyor bunu. Diyorlar ki ilk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitsinler. Yani kimi kastediyor biliyor musunuz? Bu memleketin bir göçmen tarihi vardır. Yüzyıl, yıl, 200 yıl, 300 yıl. Biz de o yol diyor da mı öğrensek sonra biz gitsek. Ya şunu bakın şunu e, Sayın Özdağ'ın e, tweetin üstüne koyarak ya kendine paye kazanacağını zannediyor. Erdoğan ne diyor? Suriyelileri asla bu ülkeden kovmayız. Kapımız açık onlara. Ya kovmaktan bahsetmiyoruz ki. Bakın kovmaktan Hul Hulisa bahsetmiyoruz. Hulusi Akar da söyledi efendim. Akar da önceki gün merak etmeyin Suriyeli kardeşlerim dedi Milli Savunma Bakanı. Şimdi benim anladığım efendim sabah bu konuda bir soru geldi Sayın İmamoğlu. Bak İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve diğer yetkililer. Ama bu üçü iki gün önce açıklamadı. Demek ki bunlara karar verdiler. Dediler ki açıklayın. Suriyelileri biz göndermeyeceğiz diye. Böyle bir şey, bir şey olmayacak. Yani mevcut iktidar devam ederse. Ve bunu da duyuruyorlar yani kamuoyuna. Şimdi bunun anlamı ne? ne? 2050 yılında İstanbul'da 5 kişiden birisi Suriyeli. Bunun anlamı mı? Yani 700 binin üzerinde 700 binin üzerinde e, bu ülkede çocuk doğdu diye açıklama yaptı. 700 bin üzerinde. Ta geçen sene İsmail Bey bir ülkenin demografisini böyle değiştirip bu milleti kepaze edemezsiniz kardeş. Bu millet buna müsaade etmez. Bakın tekrar söylüyorum. Sosyal demokrat bir insan olarak bir mülteci kitle bir ülkede nasıl korunur? Nasıl bir süre orada efendim yemesinden içmesinden başka ihtiyaçlarına kadar karşılanır? Bunun uluslararası hukuku vardır. Ama siz bütün sistemi açarak Bakın bana insanlar soruyor. Ya benim burada evim var. Arada gelip kalıyorum. Ya da evim var. Burada mesleğimi yapıyorum. 15 yıldır vatandaşlık aldım. İranlıyım diyor, Iraklıyım diyor veya Suriyeliyim diyor. Fark etmiyor. Bakın bu tarz insanlarla bu ülkenin bir sorunu yok. Başkan bir şey soracağım bir dakika. Arkadaşlar şu anda en fazla gelen soru çok ilginç. Bu konuyu bir parça değiştireceğim. Geri dönebiliriz ama şimdi bu Baran da soru. O kadar çok soru geliyor ki. Şu Cumhurbaşkanı danışmanının işte PKK göndermesi vardı. O tweet'i bir daha bir alabilir miyim? Onu bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Olayı soruyorlar ne olduğunu. Cumhurbaşkanı danışmanının bir paylaşımı vardı. HDP mi dediniz? Şimdi Sayın Başkan, kişi Ayhan Ogan... Cumhurbaşkanının danışmanı. Çok soru geliyor da onu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir. PKK ile ne alakası var canım?" dedi. Ve altına bunu paylaştı. Anlamayanlar var efendim. Bu ne demek? Burada şunu anlatıyor. He. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi. PKK ile ne alakası var canım? Gönderme yapıyor. Böyle evet. okuyalım bunu evet, yani. Evet gönderme yapıyor. Altına da liste yapmış. HDP'nin etkin olduğu iller. Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Bitlis, Şiir, Şırnak. CHP'nin 2018'de aldığı oyları koyuyor. Evet. Ve yanına da ...Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde aldığı oyları koyuyor... ...yani diyor ki... ...bak bak diyor... ...Van'da aslında CHP'nin oyu %2'ydi... ...%62 oy verdiler... ...ne demek istiyor? Sen diyor... ...Van'ın %62 PKK'lı diyor... Yani Van'da oy kullananlara hepsine PKK'lı mı, mı diyor Kılıçdaroğlu? Nun? %62'sine PKK'lı... ...ben de diyorum ki... E, Diyarbakır'da %71... ...ya Diyarbakır'da %71 ona da PKK'lı diyor... ...Mardin'de aldı ona da PKK'lı diyor... Ne bileyim Bitlis'te %51 ona da PKK'lı diyor. Ben de dedim ki. Ya böyle bir şey ya işte ya. akıl kaymış. Akıl kaymış. E millet ben... onun için tepkili. Ya, ben tabii ki tepkili. 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 Ben de dedim ki kardeşim bu ne biliyor musunuz? İşte o montajı, o kumpası yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklının aşağıya doğru tezahürü. İşte bu kişinin ne danışman olduğu burada yazıyor. Burada yazıyor. Danışmanmış ya. Ee, Ay, Cumhurbaşkanı danışmanı, sivil dayanışma platformu başkanı. Danışman da değil. Sivil dayanışma platformu başkanı. Sadece danışman da değil. Şimdi bakın. Ya bir şey diyeceğim Allah akıl fikir versin tabii, tabii. yani ya. Ben de dedim ki o zaman Kırklareli'den de %65 aldı Sayın Kılıçdaroğlu. İzmir'den de yüzde %65 aldı. O zaman İzmir'de PKK'lı. Yani ya, anlamı ne biliyor nasıl musunuz? Nasıl bir şey ya, ya Rabbim Kılıçdaroğlu'na oy veren PKK'lı ya. İşte ben de diyorum ki ben onun için yani hır, hırsım benim bakın siyasi hırs benim.